Cumhuriyetle özdeşleşmiş Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırı kesinlikle hukuki olmayan siyasi bir saldırıdır. Cumhuriyet gazetesi nezdinde Cumhuriyetle didişilmekte, Cumhuriyetle adeta hesaplaşılmak istenmektedir. Bir ülkede gazeteciler, sanatçılar, akademisyenler ceza evlerine dolduruyorlarsa hele hele de düşüncelerinden dolayı yaptıkları haberlerden, yazdıkları yorumlardan dolayı cezaevine dolduruluyorsa o ülkede demokrasiden söz edilemez. O ülkede faşizmden söz edilir. Faşizm törenle gelmez. Böyle gelir. Yavaş yavaş, sindire sindire Tayyip Erdoğan'a sorduklarında Türkiye Cezayir olur mu diye hatırlayalım 5-10 yıl geri gidelim. Türkiye Cezayir olur mu diye bana soruyorlar biz hazmettire hazmettire sindire sindire geliyoruz derken Türkiye'yi getirmek istediği ortamın ipuçlarını daha o yıllarda da vermişti. Türkiye geçmişte de faşizan eğilim içindeki iktidarlara, milliyetçi cephe hükümetlerine direnmiş bir ülkedir. Türkiye'de bundan sonra kardeşler birbirine düşmeyecek. Türkiye'de bundan sonra kimse kardeşleri birbirine düşürerek Kardeş kanın ak akmasına imkan sağlayamayacak. Türkiye'de bundan sonra kardeşler birleşecek, faşizme karşı mücadele edecek. Diktatör ve avanesi unutmamalı ki toplum cumhuriyeti layık niteliği ve hukuk devleti özelliği ile içselleştirmiş ve benimsemiştir. Bir kişinin ihtirası, hırsı, kaprisi, kompleksi yüzüne 80 milyon insan... Vatandaş bugün PKK'nın, DAEŞ'in, FETÖ'nün tehdidiyle karşı karşıyadır. Bunun sorumluları 14 yıldır Türkiye'yi idare edenlerdir. Ve bu sorumlulardan öncelikle hesap soracak olan inanarak, kandırılarak ne derseniz deyin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kıymetli seçmenlerdir. Biz bu topraklar için çok bedel ödemiş bir milletiz. Bu topraklarda bu bedeli iki şey için ödedik. Tam bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için ödedik. Bu topraklar için büyük bedel ödeyen dedelerimizin, atalarımızın kemikleri sızlar biz bu faşistlere geçit verirsek. Bu bakımdan herkes bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi faşizme karşı direnişin karargahıdır, adresidir. Bugün kendilerine dokunmadığı için sessiz kalanlar bilmelidir ki faşizm gün gelecek onların da tepesine çökecektir. 15 Temmuz kalkışmasını bir fırsata çevirerek sivil diktatörlüğe gitmek isteyen anlayışa Türkiye hep birlikte dur diyecektir. Toplum 15 Temmuz'da nasıl demokrasiye sahip çıktıysa saray darbesine karşı da demokrasiye sahip çıkmasını bilecektir. 15 Temmuz'da milleti sokaklara çağıran Tayyip Erdoğan'ın şimdi sokağa çıkan insanları terörist gibi algılaması, itham etmesi işgüzarlıktır samimiyetsizliktir. Demokrasiyi benimseyememektir. Demokrasiyi yok etme çabalarıdır. Türkiye demokrasiyi feda etmeyecektir. Zaten eksik bulduğumuz demokrasimizi tam demokrasiyle cumhuriyetimizi tam demokrasiyle taşlandırmak için bütün Cumhuriyet Halk Partililer görev başında ve iş başındadırlar. Türkiye'nin kaderi, Türkiye'nin barışı, Türkiye'nin esenliği, Türkiye'nin hukuku, bir kişinin iki dudağın ucuna teslim edilemez. Bunu Türkiye'nin kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Saray darbesi, saray diktası Türkiye'ye dar gelir. Türkiye bu gömleği parçalar, yırtar atar. Böyle düşünüyoruz biz.